yayında keyifli, güzel zaman geçirirsin kankacığım, eyvallah. E nasıl açılacak bu? Bütün kasaları birleştirip mi açacağım? Kartı Rakoviç'e ver. Meslektaşlarına biyometrik kasayı sor. Kime sorabilirim ki? Hiçbir meslektaşım yok. Şeye soracağım, o Magdroviç'e soracağım. Sana sorabilir miyim lan peyzaj çalışanı? Eşeğin şeyini istiyorum. Güvenebileceğim tek adam da öldü ya. Oğlum ben Hamlet'i ispiyonlamadığım halde öldü. Hiçbir şey söylemedim yani, ispiyonlamadığım halde öldü. Otomattan uzak dur dedi ama bir deneyeceğim la. Evet, makine yemek atmıyor, önderimiz çok yaşa diyor. Güzel, zamanımı çok güzel piç ettim şu an. Bayağı sağlam piç ettim zamanımı ha. Kanka, kuşun için geçmiş olsun. Big Dead King. Geçmiş olsun kanka. Merhaba, adım Evan. Burada yeniyim. Ben de Nicholas Page, kuryeyim. Anladım. Tamam. Anladım. 350 puanım olduğunda bu adamla ticaret yapabileceğim. Ama buna şeyi soramadım. E Nicholas Page'i eklemedin listeye, karakter listesine. Nicholas'ı eklemedi. Demek ki kurye pek önemli değil. Bu arada ben oyunu diğerinden daha çok sevdim. Yani şuradaki zaman çizelgesi benim birazcık gözümü korkuttu ama o zaman çizelgesi umduğum gibi bir şey değilmiş. Korktuğum gibi bir şey değilmiş daha doğrusu. Bir saatte burada zaman kaybettik. Bugün biraz daha çalışabileceğiz Allah'tan. Hamlet'in kartını getirdim sana. Ver bakalım kartı. Güzel. Şimdi resmi olarak onu kovabileceğim. Kütüphaneden hiç kitap almamış olması da iyi olmuş. Artık onun terfi edilme durumu da kalmadı. Terfi etme durumu derken... Yani başka bir yere gönderilecekti. Şimdi ise yeri boş kalmış oldu. Bir sürü haptan onun yerini almak için birbirine girecek. Hamlet'in dosyası artık arşive götürülmeye hazır. Ancak ne? Ancak kurye arşiv için gerekli olan dosyaların hepsini bana getirmedi. Yine de bu işi umursamayan bu adam oluyor ama devlet sırlarının bulunduğu dosyaların kaybolmasının ödülünü biz alıyoruz. Çalışma alanlarının sağında solunda bulunan dosya arabalarına bir bak. Eğer bir klasör bulursan hemen bana getir. Ben niye sana böyle bir şekilde yardım ediyorum ki? Aa, ben klasör bulduydum, evet evet. Arşivden bir klasör kurcaladıydım, bak bende var bir tane klasör. Aynen. Araya araya sonunda klasörü buldum. Yok, sabah baktım bulduydum direkt. Ver bana. Elinde devlet sırrı tutuyorsun. Bu klasörü kimin kaybettiğini bulacağım ve o kişiyle özel olarak ilgileneceğim. Doğduğuna pişman olacağına emin olabilirsin. Ayrıca gelecekte bu tarz şeyler bulursan doğrudan bana getir. Kimseye gösterme. Ve içine de bakma. Böylesi bizim için daha güvenli olur. Eyvallah. Hop, 50 itibar puanı daha. Peki Magda ile alakalı bir şey yok. Tamam, anladım. Meslektaşlarına kasayı sor. Ben Magda'ya kasayı sorabiliyor muyum? Soramıyorum. Çalıştığım hiç meslektaşım yok ki. Kime soracağım? Ha, giden de azıcık çalışan. Giden bir iki satır çalışan, ondan sonra eve döneceğim. Gerçi hiç dedikodu dinleyemeyeceğim ya. Neye bakayım kankam? Abim şu saatten sonra... Yok zaten gelmiyormuş. Tamam, anladım. Şeyi alırım. Tabi alabilirsin. Abim, ha. Bir şey diyeceğim. Sana ayıp olmazsa... Sallama çayla bir lokma bir şey getirir mi bana ya? Olur. Eyvallah. Ne gibi bir şey istiyor? Böyle bir ekmek arası. Açar mı? Valla ne olursa. Bir şey,
Salam ben yedim de. Tamam afiyet olsun. Kaşar koyman yeter abi. Okey. Sağ. Birisi sürekli bizim girişteki ampulleri söküyor. Söylemem gerek. Ben istatistik bürosunun 3. birim başkan yardımcısı sekreteriyim. Voh anasının ki. Bayağı önemli biriymişsin ya. 3. birim başkan yardımcısının sekreterisin. Sürekli bizim girişteki ampulleri söküyor. O zaman şikayet ediyorsun. Karanlıkta bacağım kırılırsa ne olacak? Belli ki bu kasti bir hareket. Ve birebir sabotaj. Şikayet. Sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik mi? Ama şey mi acaba yoksa düzen mi lan? Da neyle alakalı bir şikayet ki bu? Ampulleri söküyor diyor. Abi sıradan vatandaşların başkalarına zarar verilmesine izin verilmez diyor. Bence düzen ya. Aynen sabotaj falan diyor. Bugün günlerden salı. Baba 357 nolu bezneye. Aynen düzen düzen. Şey değil. Sosyal güvenlik değil. Sosyal güvenlik zannettim de. Sosyal güvenlik değil. Yeni bir maskara aldım. Paketin üzerinde özel olarak kullanılmış makine yağı ve barut kalıntısından formüle edildiği yazıyor. Nasıl çıkartacağımı öğrenmek isterim. Neyi lan? Abi bilgi mi bu? İstiyor, öğrenmek istiyor. Formüle edildiği yazıyor. Nasıl çıkardığımı öğrenmek isterim. Öğrenmek istiyor. Sosyal güvenlikten mi? Sağlık mı bu? Bilim ve teknoloji mi lan yoksa? Nah bilgi. Abi bilgi değil. Bilgi dediğin bakanlığa bir bilgi veya belge getirdiğinde. Şu an bir şey getirmiyor ki. Nasıl şey o maskarayı çıkartacağını öğrenmek istiyor. Bilgi ve teknolojiye mi vereceğiz lan? Makine ya falan filan diyor. Teknoloji mi? Çalışma değil mi? Yok abi. Çalışma değil. Çalışma şey. İşçilikle alakalı şeyler böyle. Bilim ve teknoloji ya. Ya sağlıkla alakalı bir şey de değil. Düzen değil, kültür ve spor iş değil, bilim ve teknoloji ya. Aynen abi, bilim ve teknoloji. Anasını satayım, beyinlerimizi yaktı böyle, bir beyinler şey oldu. Yağmur çöle ne ise, önder de ana vatana odur. Önderi sevmen gerektiği gibi sev ya da yakında son nefesini ver. Merak etme, strese girme, sevgili önderimiz her şeyin en iyisini bilir. Mitingler için yeni sloganlar getirmem söylendi. Sadece onları test ediyordum. Ne düşünüyorsun? Etkileyici değil mi? İşte liste burada. Tam 12 sayfa. Hepsi de onaylanmış, imzalanmış. Abi bilgi, yurttaşlık işleri. Salı günü 646. Yürü. Bak 100 itibar puanı kazandık ha. Yurttaşlık işleri abi. Propaganda ile alakalı her türlü konuda yurttaşlık işleri. Hastane yönetimimiz yeni doğanların yanında durmaları gerektiğini savunarak hemşirelerin dayanışma ve sadakat toplantılarına katılmasına izin vermiyor. Bence bu vatana ihanetten farksız. Analar dışarıya çocuk pompalayıp durabilir ama toplantılara katılmak her yurttaşın görevidir. Bunların beyin zarı zedelenmiş. Vallahi bunların beyin zarı zedelenmiş. Şikayet de kimi şikayet ediyor? Kurumu şikayet ediyor. Bir kurumu şikayet ettiğinde kime gidecektik? Düzene mi gidecektik? Neye gidecektik? Abi yurttaşlık işlerine gideceğiz herhalde ya. Yani gerçi şeye de gidebiliriz. Sosyal güvenliğe de gidebiliriz. Kamu kurumlarının düzeninden sorumludur diyor. Yani hastanenin düzeninden sorumlu mu acaba? Propaganda düzen değil abi, düzen değil. Düzen değil. Düzen değil abi, yani kanunların ihlali, kanun ihlali yok ortalıkta. Casusluk ve kamu düzeninin bozulmasıyla alakalı da bir şey yok. Vatandaşlara zarar verme de yok ortalıkta. Yani bunun Düzen Bakanlığı'yla hiçbir alakası yok.
propaganda olarak düşünüyorum ama propaganda da değil. Şimdi abi hastaneyle alakalı bir şeyse, hastane yönetiminden sosyal güvenlik sorumlu ya. 717'ye bir git. Bakanlık şeymiş. Propaganda bakanlığı. Propaganda basacakmışız. Tamam, aranan birini görmüş. İhbar. Abi ihbar, düzen. İhbar ve düzen. Salı günleri 525 çalışıyor. İhbar değil mi lan? Oğlum arananlar listesindeki tanıdık dedi. Abi ihbar ediyorsun işte. Bazıları cevap vermekle uğraşmadı, direkt kendini mi öldürdü? Abi bilgi yurttaşlık işleri. Yürü kardeşim. Abi mükemmel değil mi ya? Halkımıza sorduk. Önderiniz için ölür müsünüz? Adamlar cevap vermekle bile uğraşmadı. Kafasına sıktı. Abi mükemmel değil mi ya? Merhaba, ben bir kapıcıyım. Uyumcul gelişim çıkmazı 3 numarada 2 bis apartmanında bu hafta işlenen suçların listesini getirdim. İdam edilmesi gereken suçluların altını çizdim. İhbar? Ama bilgi mi veriyor? Bilgi değil abi, ihbar bu. Bir kişi suç işlediyse burayı yazın. Yani idam edilecekler olduğuna göre suç işlemişler. Suç işlemişlerse ihbar, ihbarsa düzen. Ve burada salı günü çalışan kim var? Salı günü 301. Bilgi mi? Abi bu nasıl bilgi? Bariz bir şekilde... Eyvallah dayı. Bu bariz bir şekilde ihbar da abi. Ama bu ihbar... Dur kamerayı kapattım, tıkınacağım azıcık. Ama bu ihbar abi. Bildiğin hadis mudis ihbar. Terörist olmadığını gösteren bir belgeyi ben buna nereden verebilirim ki? Abi İstek ve Düzen Bakanlığı bu. Allah'ım inşallah yine yanlış yapmam. Düzen Bakanlığı'nda salı günü çalışan yok ki. Nereye gidecek bu? Nasıl geri çevireceğim ki? Abi istek, düzen bakanlığı, geri çevir. Abi. Yer yok çünkü. Çayın, hı. Sallama çayın götü patladı da. Sıkıntı yok abi. Şöyle biraz şey var abi. Sıkıntı yok. İnşallah değil mi çünkü. Karın gece senden izinsiz yaptığın tasarım mı değiştiriyor? Karısını nereye şikayet edecek ki? Çalışma Bakanlığı'na şikayet edecek herhalde. Gizli arsonist, tontiş, duyduğuma göre 4 TL için milleti bıçaklıyormuşsun. Şaka bir yana seviliyorsun, seni sevmeyenlerin evini kundaklarım demiş. Kankam, eyvallah, desteğin için teşekkür ederim. Aya kamera kapalı, yemek yiyorum. Oğlum seni, ben kime şikayet edeceğim ki karını? Çalışma Bakanlığı'na mı?
Abi alo. Arkadaşın karısını kime şikayet edeceğim? İhbar mı bu? Bu ihbar mı kabul ediliyor? Doğru, bir nevi karısını ihbar ediyor. Düzen değil. Düzen olmadığına eminim. Çalışma mı acaba? Kültür olmaz mı? Cam seramik kültüre girmez ki. Cam seramik alanında teknik danışman olarak çalışıyorum. Senden karım Grace Chilton'u cezalandırmanı istiyorum. O benim haberim olmadan gece tasarımlarımı değiştiriyor. Abi kime bak. Cam seramik çalışma alanında teknik danışman olarak çalışıyorum, tamam. İşle alakalı bir şey. Senden karım Grace Chilton'u cezalandırmanı istiyorum. Çünkü gece o benim çalışmalarımı değiştiriyor. Abi kesinlikle düzen değil. Ve ihbar da değil, bu şikayet. Her şey yanlış. Bilim Bakanlığı mı? İhbar doğru, Bilim Bakanlığı. Yok ananın ki. Bilgi. Düzen. 101. Abi Bilgi Bakanlığı çok tuhaf ya. Ben bir adamım mı? Doktorumuz Philip Drake'in hastalarını taciz ettiğini bildirmek istiyorum. İhbar. Abi. Bak bir saniye. Doktorumuz hastalarını taciz ettiğini bildirmek istiyorum. İhbar abi, ihbar sosyal güvenlik ya. Aynen, ihbar sosyal güvenlik. Beyinler ufaktan GG, sorma patatese döndüm ya. Tamam abi, 1350 altına da artık çalışamıyorsak eşeğin örekesi. Hadi eve dönerim. Sen bilmiyor musun şu şey muhabbetini? Biyometrik kasa muhabbetini? Eyvallah. Hammett'in eşyalarını falan da almamış bizimki. Vaktim bitti bu arada, vaktim. Kendimi şey filminde gibi hissettim. Hani neydi? Bir tane adam zamanla yarışıyorlardı, zamanla yaşıyorlardı. Zamanım tükendi, şimdi nalları dikeceğim. Asansörde birilerini bulabilir miyim? Bildiğim kadarıyla konuşmak zamandan yemiyordu. Binemiyorum ki asansöre. Tamam abi, asansöre binemiyorum ki. Kanka hayırlı işler. Yemek yemek sorun olmuyor mu? Yemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Meslektaşlarıma kasayı da soramıyorum ki arkadaş. Hamlet de çok fena öldü be abi. Ağlarla bu muazzam topa.
Çok fazla üstleneme de başımız belaya girmesin be. Telefonla kimle konuşuyoruz acaba? Gözümüzü çok fena hırs bürümüş ha. Bu ne la? Yılan hikayesine döndü olay. Milletin ayağını kaldır falan, ayağını kaydır falan. EU4, Tars of Iron 4 varken bunu mu oynuyorsun da abi? Ağzından nimet olmasa şimdi bir laf derdim de neyse. Dur bir kiraları ödeyelim gel. Kardeş bu ne? Milli futbol takımına yardım mı? Takımdan hisse mi satın alıyorum lan? Bu ne? Abi. Haşırttı the blackboard. Mecburi değildir o. Kanka oradaki her şey mecburi. Yani ya ödeyeceksin ya ödeyeceksin. Ha bu Pete Ferguson da benim düşmanım. İlk ayağını kaydıracağımız lavuk bu. Yürürlüğen Bölünürler dizisini zaten izlemedik mi ya? Aa o benim skill puanlarında yok. Milletle muhabbet kuramadım. Bence de kitap okumak lazımdır. Ferguson hakkında bilgi topla. Nasıl toplayacağım ki? Yurttaşlık terminaline sızma şeyini bir öğrenelim. Bir kitap okuyup öyle yatalım. Oku abi. Bir tane de sürgülü kilitleri açma becerisi. Yarın 1 saat puanımızı bırakıp erken dönelim. 2 saatte eve gelince veriyor ya. Bu kitapları fullleyelim. Bu kitapları fullleyelim abi. Uyu. Yemek yiyorum. Kamera ondan kapalı.